Şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz. Diyarbakır'daki koronavirüs salgınında son durumu ve sağlıkçıların çalışma koşullarını Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Mehmet Şerif Demir değerlendirecek. Sayın Demir, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sayın Demir, Diyarbakır'da koronavirüs salgını ne durumda? Koronavirüs pandemisinde dünyada da ve ülkemize de baktığımızda ne yazık ki bütün hızıyla devam etmektedir. Ve Türkiye'de de aslında her geçen gün vaka sayıları artmakta. Her ne kadar tepe noktasına önümüzdeki bir iki hafta içinde ulaşılacağız dilen getirirse de ister istemez şu anda net olarak bilinmemektedir. Tabii bunun nedenleri sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmemesinden kaynaklı ve verilerin aslında paylaşılmadığından kaynaklı. Diyarbakır'daki durum da bundan çok farklı değil. Burada veriler yine bizlerle paylaşılmıyor. O yüzden de aslında net olarak ne kadar vaka ve durumun nasıl olduğunu çok bilemiyoruz. Tabii sahadan aldığımız hekim arkadaşlarımız, üyelerimizden, yine sağlık çalışanlardan aldığımız veriler doğrultusunda Diyarbakır'da Türkiye ile paralel olarak vaka sayılarının bu hafta içinde arttığını gözlemliyoruz yani. Her ne kadar hastanelerde şu anda çok yoğunluklu bir şey olmamasıyla birlikte, örneğin ya İstanbul, İzmir, Ankara gibi yoğunluk yok yani şu anda. Ama vaka sayısı önceki haftaya göre biraz daha artış gösteriyor. Yine tespit ettiğimiz kadar bugüne kadar yaklaşık 450 ile 500 kişinin PCR testi yapan kişinin pozitif olduğunu biliyoruz. Tabii bunlar sadece PCR testi pozitif olanlar. PCR testi pozitif olmayıp da aslında ya da PCR testi pozitifin yanında da klinik bulgusu, radyolojik bulgusu da pozitif olan vakaları da değerlendirdiğimizde yine evde temas öyküsü olan, bir de evde karantinaya alınan olguları düşündüğümüzde bu sayının daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla hani genel anlamda aslında süreç merkeze nasıl yürütülüyorsa illere de yerelere de baktığımızda çok farkı olmuyor ne yazık ki. Örneğin bizim sürecin başından beri aslında kurulan il pandemi kurullarında Diyarbakır Tabip Odası'nın ve sağlık meslek örgütlerinin olması gerektiğini dile getirdik. Ancak başında hem dahil edilmedik, sonrasında da dahil edildik. İsim olarak yazıldı. Yalnız ne yazık ki bugüne kadar toplantıya çağrılmadık. Ama böyle bir süreçte de sonuçta bu salgında başarılı olmak, salgını kontrol altına almak, hele ki her ilin kendine özgü planlamaları çıkartmak anlamında il pandemi kurulunun aktif bir şekilde çalışmaları çok önemlidir. Bunu hep dile getirdik. Yetkililerle burada gerek il sağlık müdürlüğü gerek valiliğe de aslında bunu çok dile getirdik. Ama maalesef bugüne kadar toplantılara davet edilmedik. O yüzden de aslında net olarak Diyarbakır'daki durum nasıldır, nasıl bir planlama yapılıyor, neye göre yapılıyor, ne yazık ki bilemiyoruz ve doğru ve sağlıklı bir şekilde de yürütülmüyor. 2 hafta öncesine kadar da test sayısı özellikle bölgede ve Diyarbakır'da Türkiye oranlamasıyla baktığımızda azdı. Burada da aslında bizim dile getirmemizle ve görüşmelerimizle birlikte test sayısı son 10 gündür Diyarbakır'da artırıldı ve test kapasitesi yaklaşık günlük 600-700 civarına çıkarıldı. Bu da biz önemli ve değerli buluyoruz. Tabii genel olarak baktığımızda da sadece test sayısının artırılması yeterli olmuyor. Bunun aslında sürveyans ve filyasyon sisteminden tutalım, yeterli kadar test sayısının yapılması ve en önemli de aslında sürecin şeffaf bir şekilde yürütülüp ve sağlık meslek örgütlerinin başta olmak üzere bütün sivil toplum örgütleriyle ve yetkililerle birlikte ortak bir şekilde yürütülmesi gerektiği dile getiriyoruz. Ancak salgın bu şekilde başarılı bir şekilde mücadele edilebilir. Tabii burada dediğimiz gibi hem Diyarbakır'da da hem de Türkiye genelinde de ne yazık ki böyle bir şey maalesef olmuyor. Evet, Sayın Genel Demir. olarak
Sağlık çalışanları açısından durumu sormak isterim. Sağlık çalışanları ne durumda? Özellikle özel hastanelerden ücretsiz izinler haberleri geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz genel durumu? Tabii sağlık çalışanlarına da baktığımızda sağlık çalışanları aslında bu süreçte fedakarca bir şekilde risk altında oldukları halde fedakarca bir şekilde çalışmaya devam etmekteler. Burada hekimler, bütün sağlık çalışanları olmak üzere başından beri aslında bu süreci yürüten ve en büyük fedakarlığı veren kişilerdir. Dolayısıyla burada biz sağlık çalışanlarını korumadan, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını düzeltmeden bu salgınla mücadele edilemeyeceğini hep dile getirdik. Ama ne yazık ki ister istemez hep zamanında yapılmayarak daha sonra yavaş yavaş yapılan bazı çalışmalar yapılıyor. Bu sağlık alandan tutalım, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan koşullar üzerinden de aynısı oluştu. Diyarbakır'a da baktığımızda şu anda koruyucu ekipman noktasında her ne kadar nicelik anlamında ve tedarik noktasında bir sıkıntı olmasa da nitelik noktasında çok büyük sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Örneğin gönderilen birçok maskelerde ne yazık ki uygun olmadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla nitelik konusunun hala sıkıntı olduğunu görüyoruz. Yine çalışma koşullarında belli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Viral yükü de baz alarak buna göre çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerekiyor. Kalacak yerler her ne kadar belli çalışmalar yapılmışsa da belli yurt ya da misafirhaneler düzeltilmişse de şu anda buraların yetersiz olduğunu gözlemliyoruz. Evet. Aynı zamanda da Diyarbakır'a baktığımızda yaklaşık şu ana kadar 40'ın üzerinde bir sağlık çalışanının enfekte olduğunu gözlemliyoruz yani. Bu da aslında bizler için önemli. Türkiye'ye baktığımızda bu sayının 2000'lerin üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada her ne kadar belli çalışmalar olsa da yetersiz olduğunu görüyoruz yani. Evet. Tabii burada asıl önemli olan şey sizin de bahsettiğiniz burada sadece kamu üzerinden yapılan çalışmaların yetersiz olduğunun dile getirmek gerekiyor yani. Bizler Tayyip Odası, TTB olarak, sağlık meslek örgütleri olarak, uzmanlık dernekleri hep dile getiriyoruz ama maalesef bu noktada da hala tam anlamıyla önlemler alınmadı. Örneğin peki, özel hastaneler bu süreçte biliyoruz ki gerek poliklinik sayıları ve gerek de elektif ameliyatlar azaldığından kaynaklı burada ister istemez bunların gelirleri de düşmüş. Burada da maalesef direktmen bu özel hastanelerinin de sektörlerinde direkt yöneldiği sağlık çalışanları, hekimler oluyor. Bunları bizler de geçen hafta Diyarbakır'da özel hastaneleri ziyaret edip bu konuda sahada neler yaşanıyor bir görmek istedik. Bu mübadele de aldığımız, gördüğümüz bazı eksiklikler vardı. Özellikle Mart ayından başlayarak yıllık izinlerinin zorunlu olarak kullanıldığı, daha sonrasında da ücretsiz izine ayrıldı. Hatta son zaten hükümetin de çıkardığı bu ücretsiz izin yasasıyla birlikte bunların daha fazla olduğunu gördük. Dolayısıyla pandemi sürecinde, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına bu kadar ihtiyaç duyulan bir süreçte ücretsiz izne ayrılması, işten çıkarılması gerçekten anlaşılabilir bir durum değildir. Evet. Bunların da bir an önce bu noktada önlemler alınması gerekiyor. Evet. Devlet tarafından, yetkililer tarafından, hani yerellerden ziyade merkezi düzeyde buna yönelik önlemlerin alınması gerektiğini peki düşünüyoruz. Peki. Doktor Mehmet Şerif Demir, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.